Peki şimdi dijital platformlarla anlaştı, sinemalara gönlünü kapattı Şahan. İzleyenler oldu. Başladım, bitiremedim. İzleyenler arasında ilk darbe Bir Ahmet dakika. Hakan'dan geldi. Recep Ay, İvedik sen bir dakika, yediye. bu arada bir şey soracağım. Başladın mı? Başladım. Ama yani bitiremedin derken sevmediğin için değil. Söyleyeceğim. Ha. Buyurun. Şahan Gökbakar eleştirilmeye devam ediyor. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Yeni filmi Recep İvedik yedi tartışma konusu oluyor. Film sınıfta mı kaldı? İzleyiciler Şahan Gökbakar ve Recep İvedik'i nasıl topa tuttu? Tepkiler gelmeye devam ederken Gökbakar'a sürpriz bir isimden sert tepki geldi. Hangi ünlü gazeteci Şahan'ı vasatlıkla suçladı? Ağzına geleni söyledi. Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik yedi dijitalde yayınlanmaya başladı. Gökbakar'ın ilk olarak sinema yerine dijitali tercih etmesi merak konusu oldu. Sinema sektörü zor günlerden geçerken Şahan Gökbakar'ın beyaz perde yerine dijitali tercih etmesi tepki çekti. Bu kararın perde arkasından 120 milyon TL çıktı. Dijital platformda seyircimizle buluşmak istedik. Bu zamana kadar işte birincisinden altıncısına kadar hep sinemada seyircimizle buluştuk. Defalarca rekorlar kırdık. 40 milyonun üstünde insanı sinema salonlarına çektik bu filmle. Ama şimdi bir dijital platformdayız. Bu da çok güzel, değişiklik. Gökbakar her ne kadar sizler için bu kararı aldım, hepiniz izleyebilin diye dese de seyircilere bu samimi gelmedi. Evet evet, yani global bir anlaşmaydı bu bizim için. Recep İvedik yedi filminin izlenmeye başlamasıyla sosyal medya ikiye bölündü. Kimi filmi vasat buldu, kimi komedi filmi olmaktan çıkmış güldürmedi dedi. Kimileri ise filmi beğendiğini dile getirdi. Bu eleştirilerden en sertini geçtiğimiz gün gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Hakan yaptı. Hakan, Şahan Gökbakar'a acımadı. Ucuz ve bayağı buluyordum. Hayvani şakalarına zerre gülememiştim. Cehalete ve kabalığa saygı duruşu gibi diyordum. Zarafet ve incelik düşmanlığı yaptığına emindim. Mizah kalitesini sıfırın altında görüyordum. Çok güzel kafa dağıtıyor abi. Hayvan gibi güldük diyenleri defterden siliyordum. Recep İvedik'in 7. bölümü çıktı. Düşüncem kısaca şöyle. Recep İvedik değişmiş. Sonsuz kabalığını birazcık bırakmış. Azıcık yontulmuş. İnterlerle işbirliği yapmalar, iktidara muhalif olmalar, politik mesaj sarkıtmalar falan. Fakat filmde değişmeyen şeyler de var. Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakinlik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik. Sonuç olarak söyleyeceğim şudur. Allah'ıma çok şükür ki ta en baştan en sona kadar Recep İvedik denilen kerestevari illete karşı dün de aynıydım, bugün de aynıyım. Bakalım Şahan Gökbakar'dan bu ağır eleştiriye bir cevap gelecek mi? İzledim birazını. Heh, söyle, çok merak ettim. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben yatağa yattığımda bir şey izlersem uyurum. Uyursun. Uyurum. Heh. Program iyi mi kötü mü onunla bir alakası yok. Ben uyuyorum. Yatarak izlememem lazım. Oturarak benim izlemem lazım. Ben hemen uyurum. Yani aksiyon filmde de uyurum, bilim kurguda da uyurum. Peki mesela küfür var mı? Yok, küfürlü falan değil. Falan. Hani merak ediyorum yani kriterler. Bildiğiniz Recep İvedik'ti. Sadece çok diğer 5'ten falan çok daha dinamik başladı. Öyle daha, mi? Daha dinamik başladı. Devamına bakacağım. Ben nasıl seviyorum diye. Altıdan iyi olduğu kesin. Ahmet Hakan her şeye muhalefet. Çünkü köşe yazarı normal. Normal. Eleştirilmesi gayet normal. Ya, bence herkes her filmi sevecek diye bir şey de yok. Tabii tabii. Aynen öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bu tarz yazışmaların birçoğunun danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Kötü şimdi yazalım. Biliyorsun Ahmet Hakan marka, yazdı ya. Marka. Hayır hayır. Her yerde kapak oldu. Dolayısıyla marka daha çok merak edildi. Evet. Aslında bunu Ahmet tabii Hakan Şahan yapmamıştır belki tabii, ama. Ahmet Hakan süper bir şey yaptı aslında. Aslında Şahan'a güzellik de yapmış biz oldu. Biz valla zaman zaman diyoruz ki ay bir arada bize de bir. Ay yok, bize yazmasın Ahmet. Ama valla bizim öyle reklam işi ihtiyacımız yok, hiç öyle ucuz reklam işi. Yazsın. Ahmet Hakan bize yazmasın. Şöyle, sadece şöyle. Ahmet Hakan'ın sözleri ağır oluyor. Yani şey, hani hiçbir yerinden bir şey tutamamış. Yani insan da bir yerinden tutar değil mi? Başlamış, giydirmiş laf olarak, bitirmiş, giydirmiş laf ben olarak. Ben bilmediğim için söylüyorum. Ahmet Hakan köşe yazılarında güzel yazılar da yazıyor değil mi? Takdir ettiği, alkışladığı yazılar kimi da oluyor. Kimi takdir ettiğini bilmediğim için ben. Bazen öyle denk gelmek istiyoruz ama eleştiri okulları deyince de Ahmet Hakan hakkını veriyor bu işin. Şahan peki ne der bu duruma?
Bilmiyorum. Bence şu an sosyal medyayı umursayan, bu tarz konularda sensitif, hassas. Pozitif şeyleri repost ettiğini gördüm. Filmle ilgili pozitif repost ediyor. Mutlaka negatife takıyordur. Onu şu anda belki yapmayabilir. Ama daha sonra mutlaka bir cevap. Bak Cem Yılmaz takıyor mesela. Ama nahoş olarak cevap vermez. Şahan olsun, Cem olsun. Kendi üslubunca, Çok güzel cevap veriyorlar. Dolayısıyla da bir problem yok. Şimdi bakalım dijitalde, bu dijitalde izlenmeleri göremiyoruz tabii ne yazık ki. Ama dijitale geçmesi çok radikal bir karardı. Şahan Gökbakar'ın sinemadan ayrılmasına üzgünüm. Bence bu bir ara karar. Ara olarak düşünüyorum. Bu kesin bir karar değil. Ben daha sonra bunu televizyona satacağını düşünüyorum. Bunu ayrı ayrı sattığına inanıyorum. Ya da o platformla belki özel olarak öyle anlaşmışlar. O platformla önce çok burada, özdeşleşmiş bir kanal var zaten. İşte oradan oraya satılacaktır. Oraya satılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla televizyonda da göreceğimize inanıyorum. Seneye ya da 8 ay sonra. Fakat tabii ki sinemalarda göremeyeceğiz. Evet. Sinemanın tadı başka bu ya. Bu kendi tasarrufu. Bir şeyden tedirgin olmuştur. Ya çok pahalılıktan biletlerin. Ki haklı. 4 kişilik. Ya ben dün şeye gittim ya. Bir ifadem vardı. Çocuklar, orta sınıf bir kafeye gittim. 300 lira. Bak, 300 ne yedin ya? İşte ne yedim? Hiçbir şey. 300 lira. Yani adam haklı da haksız değil. Bir tane döner sandviç, bir tane ayran, 100-150. Bir tane ayran, bir kahve. Kahveyi normalde de ikram ederler ama etmediler maşallah. Bir tane de ufak bir tavuk göğsü. 300 lira. İnanamıyorum. Ya böyle şey, bir normal kafe tarya. Normal kafe. Hani fine dining bir şey olur bilmem ne dersin ki. Fine dining'ler zaten orada. O zaman o 3000 lira gelecek demek ki. Bir de 3000 lira yani. Geliyor. Zaten geliyor. Böyle 3000 şey. Lira geliyor. Ben var hesap. Ya uzun zamandır hesap ödemiyorum herhalde. Artucuğum gel kendine. Bak gördün mü? Son bir can. Bu bir can son sen mi ısmarlamıştın? Yok, en son. Ya işte ben davet ettim. Evet. Yani. Ama o Mete de ödemedi parayı. Mete'ye de çok sevgiler. Yani gerçekten belki haklı korkmuş, diyorsun yani. O kadar korkmuş pahalı olabilir bir durum. Ve insanlar daha çok seyretsin istemiş olabilir. Evet, ben Şahan'ın oyuncu. Şahan bu arada bizi seyrediyorsa arada bize DM diyebilir yazabilir ki. Ya neden yaptığını açıklayabilir. Ya da zaten diyor. Şunun için yaptım. Ama diyor. Ne halkım diyor? İçin. 4 diyor, kişilik evet, bir ailenin gitmesi 500 TL diyor. Doğru. 500 TL doğru. Büyük paralar ya. Doğru. Yani hayat. Şimdi artık hiçbir şey alamıyoruz belki ama 500 evet. TL'ye. Gerçekten büyük evet, paralar. Büyük para. Yarım milyondan bahsediyor. Valla diyorum ki sadece ağlayan milyar, ya da milyon. Sadece ağlayan ya da sadece ben miyim diyorum parası. Hani para konusunda konuşan. Yok, yok. Yani herkes o yüzden. De bir ne yok, kemer sıkma politikası herkeste mevcut. Recep İvedik. Seyredelim gülelim diyorum ben. Sen de bir baksana bir hafta sonu bir izle de bir konuşalım pazartesi. Olur olur seyrederim çünkü, vallahi. Çünkü konuşmadan yorum yapmak çok doğru olmuyor. Bakalım ne olacak. Şimdi Tuğba Büyüküstü'ne gidiyoruz. Tuğba Büyüküstü'n dolandırıcılara para mı kaptı?